Çünkü neden? Bir kahve bana iyi gelecek, yaralarımı saracak. Hemen geliyorum. Ömer abi senin gibi bir kral burada tek. Bir tane daha sağ gelse uçacağız arkadaşlar. Bir tane daha. Abi bütün herkes fanamanları atıyor. Bize bir tane gelmiyor. Önder abi! Ya bir yok mu burada bir tane bir banka yağmuru gelecek ya. Abim ben bir spor araba da. Allah'ını ölürüm ya senin. İki tane spor araba, üç tane yat, 150 tane gül ve 20-30 tane yüzük attı. İlk videodan sonra izlediğim kişilerin çoğu TikTok'u bıraktı. Bunun geleceğin o kaliteli TikTok yayıncılarına bir armağan olacağını düşünüyordum. Ama istemeden de olsa bu dilencilik mevzusunun reklamını yapmış oldum. Ya bunun böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Hani insanlar bunun dandik tarafını algılarlar. Hani bundan bir feyiz alırlar ve yapmazlar diye düşündüm. Ama insanlar bundan bir ders almak yerine kimliklerini gizlemek için dilenirken maske takmaya başladılar. Bak burada birilerinin kimliğini ifşa almak benim hiç ilgimi çekmiyor. Ama dilencilik mevzusu herkesin gözünün dibinde olan ama kimsenin konuşmadığı bir mevzu. Peki bunu ben niye konuşuyorum? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim, anlayacaksın. Bir dakika, ben bu sesi bir yerden duydum lan. Sen uçak at, ben zaten havalara uçarım ki ablam. O ses neydi öyle? Dur bakalım, baştan bir başlatalım. Ömer abi senin gibi bir kral burada tek. Araba! Araba! Çok teşekkür ediyorum! Yemin ederim 4000 oldu. Ekran durmuyor. Ekran durmuyor. Bir tane daha sağ gelse uçacağız arkadaşlar. Bir tane daha. Abi bütün herkes fanamanları atıyor. Bize bir tane gelmiyor. Panamalılar ama. Barış bir yap da, bir yap da şöyle bir TikTok'a bir kredi kartı bilgilerimizi girelim ya. Bir yap da bir coşturalım ya ortalığı. Vallahi bu ne kardeşim? Fanamanlar yeni bir tür. Önder abi! Ya bir yok mu burada bir tane bir banka yağmuru gelecek ya. Abim ben bir spor araba da. Allah'ını ölürüm ya senin. İki tane spor araba, üç tane yat, 150 tane gül ve 20-30 tane yüzük attı. İlk videodan sonra izlediğim kişilerin çoğu TikTok'u bıraktı. Bunun geleceğin o kaliteli TikTok yayıncılarına bir armağan olacağını düşünüyordum. Ama istemeden de olsa bu dilencilik mevzusunun reklamını yapmış oldum. Ya bunun böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Hani insanlar bunun dandik tarafını algılarlar. Hani bundan bir feyiz alırlar ve yapmazlar diye düşündüm. Ama insanlar bundan bir ders almak yerine kimliklerini gizlemek için dilenirken maske takmaya başladılar. Bak burada birilerinin kimliğini ifşa almak benim hiç ilgimi çekmiyor. Ama dilencilik mevzusu herkesin gözünün dibinde olan ama kimsenin konuşmadığı bir mevzu. Peki bunu ben niye konuşuyorum? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim, anlayacaksın. Nedir bu yayın? Büyük hediye atan yargıçlar gezeme Ecem Oğuz'dan 0909 TikTok züp C'si F cana yakın. En iyi yayıncı mı? Wow. Ben korkarım. Bir dakika, ben bu sesi bir yerden duydum lan. Ben korkarım bunu izlesem abi. Sen uçak at, ben zaten havalara uçak. Tereyağı, reçel, yemek, zeytin. Doğayı kurtarın, balinaları kurtarın, beni kurtarın, VIP. Açım. Ne yaptıklarım? Funduklarım. Başka şubemiz yoktur. Help me. Abuzettin'in yeri. Küfür etmeyin. Bir nazar. Öğrenciyim. Uçarım ki ablam. Aldığın jetonların artık biraz... Zekatını verir misin? Bir dakika lan, sen az önce dilenciliğe sigara arası mı verdin? Artık biraz
zekatını verir misin? Herkesten herkes alırız abi. Keşke daha destekleyen herkes alırız. Şurada küçük küçük hediyelerle kendini belli edenleriz abi. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi top takipteyiz arkadaşlar. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi takip eden 5 kişi alın. Soru 1. İbrahim abi kim ve onu neden herkes takip etmek istiyor? İbrahim abiyi takip edince ne olacak? Ve bu şu ekranda dönen bu ne bu şimdi? Bu yani ne anlatıyorsun burada? Hani ekranception yapınca kalpler daha çok gözüküyor falan, öyle psikolojik bir altyapısı falan mı var bunun? Tren hediyesi geldiği anda alt komşuyu dövüyoruz. Kuğu hediyesi alamadık. Geldiği anda sıralamadık. Sıralamadayız. Baba gel. Bir duamız edelim. Allah'ım. Babam diyor. Açmıyor. Ya hadi be baba be. Açmadı abi. Ankara bebesi. Babama diyeceğim ki. Babama diyeceğim, baba diyeceğim. Benimle birlikte alt komşuyu dövmek için dua eder misin diyecektim de işte. Neyse. Bir dakika. Baba? Sıralamaya girmek çok istiyorum baba. Sen de istiyorsun biliyorum. Evet. Evet. Yemin ederim bu yayın öncesi ortamı gözümde çok iyi canlanıyor şu an. Ya baba öyle böyle değil bak. Şimdi manyak para kazanıyorum, tamam mı? Senden sadece üstüne bir organ alıyorsun. Ben de yayında ne dersem onu tekrar ediyorsun. Çok kolay ya. Ve bu taktik işe yarıyor mu? Baba. Baba. Rıfkı da burada. Baba. Aa Rıfkı. Gelir mi birisi? Gelecek. Tren atar mı? Atacak. Allah'ım. Bekliyoruz. Allah'ım. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakıyorum şu anda. 19.400. Sandık geldi. Sandık geldi. Sandık geldi. Arkadaşlar jeton kazanmak isteyenler bizi takip edip sandık sahibini takip ediniz. Biliyor musun moruk? Ya yani, aman be. Sandıksız da olur be. Ama gerçekten olur ya. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu izlensin. Bu yayın izlenir. Yani. Gerçekten 5000 kişi izliyor ha bu arada yayınını. Bak bir şey diyeceğim. Ya ben bu hareketleri asla anlamlandıramayacağım lan. Asla. Yani bu isteme kısmı beni hılt ediyor. Hılt bak. Yemin ediyorum YouTube'da bile böyle başlarda ben böyle işte abone olmayı, beğenmeyi falan filan unutmayın derken bile aşırı utanıyor ve çekiniyordum. Bak Allah belamı versin ki lan. Yemin ediyorum ne 60 kişisi ya? Şu ne? Ha bu beğeni, bu izleyici sayısı. Okey okey tamam tamam tamam. Pardon. Pardon. Bakın. Mona Lisa duruşu yapıyorum lütfen. Ve bunun için para mı istiyorsun? Şerif abim bir tane para yağmuru gelecek belki de. Ya, bunu. Belki de bir tane gözlük gelecek Şerif abimden. Şerif abim... Ya bir de Şerif abi olduğunu düşünsene. Oyna ulan oyna. Geliyor arkadaşlar. Kimden bir çay ya da şapka geliyor. Kimden bir çay ya da şapka geliyor. Kimden bir çay? Bu şey mi moruk? Böyle günlük kardiyo falan mı? Bir salatalık atan var mı acaba? Esma Nur Kıraç'ım! Kraliçe Elizabeth! Elizabeth! Ali Korkmaz abi! Ali Korkmaz abi! Ali Korkmaz! Hani bu tarz iki maske takıp üstüne yorgan geçirip bu tarz hareketler yapma çok ünlü. Ve bu kişilerin hiçbir zihinsel özrü yok. Zaten olsa koymam buraya. Zaten olsa burada ne işi var? Yani bir de maske estetik değil yani. Şu
Yani biraz daha stil lütfen. Ben de radyo okuyorum. Abi dönerse bir hediye atacağım mı? Çekemiyorsun. Atacağım tamam ya. Ay, teşekkür ederim kardeşim. Ali kardeşim teşekkür ederim. Bu mazlumun şarkısı değil, bu benim şarkım. Dostum sana üzücü bir haberim var ama bu sırlar dünyası müziği. Ha ilk önce bu şeyi ben ortaya çıkarttım. Bütün TikTok'un psikolojisini bozdum. Herkes dilenmeye başladı. İlk... bir dakika. TikTok'ta ilk dilenciliği sen yaptın. Ve bunun telifini mi istiyorsun? Bir asa bir ayıcık. Yok biraz daha. Hani... Vallahi var ya içim şişti ya. Allah çarpsın içim şişti ya. Ya ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Bir de bunların şeyi varmış. Birbirleriyle savaştıkları modları varmış. Böyle birbirleriyle şey yapıyorlarmış işte. Mesela atıyorum işte bir tanesi işte kahveyi savunuyor, öbürü çayı savunuyor falan. Günün sonunda mesela işte en çok para gelen şeyi kazanıyormuş. Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar Pankz'e destek, Asya hoş geldin. Vay be. Peki bu müziği açım kısmalar falan bu radyocu roleplay nereden geliyor? Daha çok bir şey yapıyormuş gibi mi hissediyorlar acaba? Bayanlar baylar, Gori FM'e hoş geldiniz. Seksi bebeğim demiş, sen benimsin 843. Ya bak tamam hani istediğin kadar yap bunu okey. Bunu 5 ay yaptıktan sonra elinde biraz paran olacak olabilir. Ama seni temin ederim psikolojinin bundan sağ çıkma olasılığı yok. Hani telefonun karşısına geçip şu maskeyi takıp her gün şunu yaptığını düşünsene. Kamerayı bile ter çevirmemiş, kağıtta ne yazdı okunmuyor ya. İhtiyacım olması istemem abilerim ablanım 165 kişi var. Bir tane gözlük gelir mi alsın. Bu nasıl bir duruş? Spiderman. İhtiyacım olsa vallahi istemem kadar insanı hılt eden, beni hılt eden bir kelam daha yok ya. Yani aman vallahi ne yapıyorsunuz be? Öf. 5 yıldır yayın yapıyorum. 6 yıl olacak ha bak. Tek bir Allah'ın günü bile. Ki benim yoktu, benim de yoktu. Hiç de yoktu. Çok da ihtiyacım vardı bu arada. Aşırı da ihtiyacım vardı. Hiçbir günde dönüp de kimseye de şey demedim yani. Bakın arkadaşlar ihtiyacım olmasa vallahi istemem ama böyle bir coştursanız beni. Böyle bir kaldırsanız, ayaklandırsanız bizi burada falan. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Çok yani... Gelir mi? Hepinizin ayaklarını yalarım ayaklarını. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu nedense bana pek... Ayak yalamak! Ya kardeşim şu siteye ayak yalama atmayın ya. Gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani sokakta mesela bir dilenci gördüğün zaman onun seni inandırması için elinde çok şey var. Hani dışarıda. Hani üstünde bir şey yoktur ya da bir şey satıyordur. Yardım edersin. Hani herkes yardım etsin zaten. Orası başka konu. Ama bir adam evine özel internet bağlatıp akıllı telefonla TikTok indirip sıcacık odasında yayın açıp sizden ayıcık isteyince çok gerçekçi olmuyor. Belki bir zengin çıkar da şuraya bir unicorn atar. Belki bir motor atar. Ama atmazlar ki. Can sablam say bana demiş zengin. Burada mizah amaçlı diyor ama ne diyor anlamadım. Monticolor gözlük atacak. Az çok demeyelim. Yani şu bu arada benim ömrü hayatım hoca unutamayacağım. Hatta yani koridorda çişe koşarken bütün ışıkları açacağım bir görüntü. Korkunç gözüküyor. Ben mesela gece böyle bir şey ben çok kötü olurum. İnme iner yani bana. Kadın evet 300 kişinin işte bir Cansu ablam saydır. Say 10 9. Hani bu sayma mevzusunda 8, ne olduğunu anlatayım. Hediye atacak kişiler 7, say diyor ve ondan geriye doğru 6, sayıyorlar. 1'e geldiğinde de hediye 5, atıyorlar yani tek mevzu bu. 1 0 Evet Cansu ablacığım 450 kişilik. Ne sen komut mu verdin az önce?
Bunun gibi daha tonlarca var. Bana sürekli atıyorsunuz. Ve bunları göstermenin asıl nedenini göstereceğim şimdi. Bunun insanlara olan etkisi. Hani aklı olgun insanlar bunu şaka yerine görüp eğlenip geçebilir. Belki para bile atabilir. Ama şu aletin artık her yaştaki insanda olduğunu unutmayın. Döndüğünden ne kabarsınız? Bu. Abi! Dilizim abi! Ne yapacağız? Yayında çocuklara hediye geliyor ve ne yapacağız diye soruyorlar. Göstercik bir şey arıyorlar. Çünkü şimdiye kadar izledikleri bütün insanlar bir hediye geldikten sonra bir şey yapıyorlar. Hani halkadan atlayan bir aslana sonradan yemek verilmesi gibi. Siz benden çok daha acımasız örnekler vereceksiniz biliyorum. O yüzden bu videoda çok konuşmak istemedim. Ama şuna bir bakın. Ne yapacağız? Bekle. Eve geliyorum biz. Bir dakika! Ne yapıyorsun? Annesi babası nerede bu ikisinin? Bu ikisinin annesi ve babası tam şu anda neredeler? Neredeler ya? Allah Allah! Vallahi çocuğum ileride istediği kadar zırlayabilir, bağırabilir, ağlayabilir. 13 yaşından önce herhangi bir sosyal medya platformuna girip de herhangi bir şey yapması yok yani abi, hayır. Yok, çok üzgünüm yani. İstediğiniz kadar katı matı deyin. Yok yani ya. Bir ebeveyn olarak sorumluluğumun yani bu olacağını da düşünüyorum. Bütün sosyal medya platformlarına, buna Twitch'te dahil hesap oluşturabilmeniz için 13 yaş ve üzeri olmanız gerekiyor. Her yerde bu böyle. Ne yazık ki bazılarınızın aileleri buna izin veriyor ve ben çok üzgünüm. Belki de bazılarınız bunu bilincinde ve garip garip şeyleri izlemiyorsunuz, tüketmiyorsunuz, etmiyorsunuz ama çok büyük bir çoğunlukta garip şeyleri izleyerek, örnek alarak tüketiyor sosyal medya içerisindeki içerikleri. Bu videoların kendi adına konuştuğunu düşünüyorum. Yani diğerleri şaka bir yana ama bunda komik bir yer yok yani. Umarım küçük insanların daha iyi örnek alabilecekleri şeyler çıkar yakında. Ama umarım bu dilenciler ya da adına artık ne diyorlarsa bunu yapan insanlar da birazcık ders alır. Benim ablam 2 gündür hiçbir şey yemedi. Bir hafta sadece askıdan ekmek yedi. Askıdan ekmek yemekten kabız oldu benim abla. Ya mesela bu mizah, salı mizah da değil. Öf, hiç komik de gelmiyorsunuz. Ay. It's a mental breakdown. Dürürürü. Dürürürü. Dürürürü.